Sayın Genel Müdürümüz ve değerli yöneticilerimiz. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına hoş geldiniz. Bugün çocuklarımızın günü. Bu anlamlı günü coşkuyla kutluyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla anıyoruz. Çelenk sunumu merasimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı için öğretmenimiz Sayın Tunç Demirağ'ı davet ediyorum. Çelenk sunumu. Layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile eğitime hizmet veren şehitlerimiz anısına sizleri saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Sevmek, umut etmek, eyleme geçmek, mutluluğun ve başarının anahtarları. Bir masal, bir hayal gibi başlayan, upuzun ve zorlu yolculukta bir ulusun kurtuluşunun anahtarları. Bugün 23 Nisan 2021. Zor bir dönem içinde bulunan Türk milletinin dört bir yanı işgal altındayken egemenlik hedefiyle harekete geçişinin yıl dönümü. Bugün 23 Nisan 2021. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü. Bugün 23 Nisan 2021. Ulusun geleceği olan çocuklarımızın egemenlik bilinciyle yetiştikleri okullarda büyük bir coşkuyla kutladıkları Çocuk Bayramı'nın yıl dönümü. Bugün 23 Nisan 2021. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklarımızın bayramı. Kutlu olsun. Thank you.
Sevgili öğrenciler, sayın veliler, değerli öğretmen arkadaşlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden Ulu Önder Atatürk'ün hala anlaşılamayan bazı yönlerini biraz farklı bir açıdan değerlendirmek istiyorum. Atatürk yalnızca çağını yakalayan değil, çağının ötesinde düşünen ve bu düşünceleri köklü bir şekilde hayata geçiren bir liderdi. Yıllar boyunca Atatürk geçmişte yaptıkları ile değerlendirildi. Geleceğe yönelik görüşleri yeterince irdelenmedi. Atatürk'ü tüketmek değil, üretmek gerekir. Bilimi, insanı, doğayı, kültürü, geçmişi ve geleceği nasıl anlamlandırdığını bilmek gerekir. Yaşadıkları, yaptıkları ve bize öğrettikleri üzerinde analitik çalışmalar hep eksik kalmıştır. Bu nedenle Atatürk adı bir süre sonra yinelenen söylevler ve törenlerle sınırlandırılmıştır. Oysa bugün her zamankinden daha çok ve büyük bir gereksinim içindeyiz. Atatürk'ü öncelikle bize bugün öğrettikleri bağlamında değerlendirmemiz gerekiyor. Dünyada hiçbir liderin sahip olmadığı özelliklerle onu anlamaya çalışmak ve onun öğretilerinden yararlanmak için gayret sarf etmeliyiz. Atatürk öğretilerinin ilk adımı hayatta ulaşmak istediğin yararlı bir hedefimizin olmasıdır. Bu doğru ve yararlı hedef seçimi yaşantımızı anlamlı kılan en önemli adımdır. Günümüz insanının belki de en eksik yanı budur. İkinci önemli adımı yolunu aklın ve biliminin gerçekleri aydınlatmalıdır diyen büyük ilkedir. Atatürk dogmaları yaşamın merkezinden kaldıran laik sistemi yerleştirirken insan yazgısını şans, talih, kısmete bağlayan kaderci anlayışın terk edilmesini, insan iradesinin kendi geleceğine egemen olmasını öğretmiştir. Aklın kilidini açmış, özgür aklı egemen kılmıştır. Atatürk öğretisinin üçüncü adımı, gücünü ve güçlüklerini iyi tanıyacaksın. Hedefine ulaşmanın planını, programını ona göre yapacaksın. Mutlaka doğru zaman planlaması yapacaksın biçimindeki ilkesidir. Bugün zamanı doğru kullanmaktaki eksiklik, plan ve program yapmadaki beceriksizlik bize bu ilkenin önemini göstermektedir. İlginçtir, onun bu öğretisini kendine düstur edinen ve her fırsatta kullanan bir ülke var dünyada. Hatta günlük yaşamlarında bile çözümsüzlük içine düştükleri zaman onu hatırlayan ve Atatürk gibi düşünmek söylemini içselleştirmiş bir ülke var. Norveç. Norveçlilerin örnek aldığı Atatürk öğretilerinin dördüncü adımı ise şöyledir. Karar vermek için acele etmeyecek, ölçecek, değerlendireceksin. Kararını seçerek vereceksin. Ancak karar verdikten sonra bütün gücünü bu karar doğrultusunda seferber edeceksin şeklindedir. Atatürk öğretisinin bize bugün öğrettiği en önemli ilke ise şudur. Her zaman gerçeği ara. Gerçeği bul, gerçekle yüz yüze gelmekten korkma. Özgürlüğün bunu ne ölçüde yapabildiğine bağlıdır. Özgür düşün, özgür duygularla donan, aklını özgürce kullan, kendini dünyanın uygar geleceğiyle böyle bütünleştir. Sevgili öğrenciler, Atatürk bize bunları öğretmiştir. Bu ülkelerin hepsi de bugün yapamadığımız, yapmaktan kaçındığımız ya da nasıl yapacağımızı bilemediğimiz işlerdeki yanlışlarımızı anlatıyor. Bu öğretilerle onu içimizde yaşatmayı öğrenmeli ve öğretmeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Haydi gelin çocuklar, 23 Nisan atamızdan bizlere büyük armağan. Haydi gelin çocuklar, 23 Nisan atamızdan bizlere büyük armağan. Ulu önderimiz büyük Atatürk, hep bizimle.
bayramdır 23 Nisan. Atamızdan bizlere büyük armağan. Tüm çocuklar el ele hep ileriye. Umut dolu yarınlar var önümüzde. Tüm çocuklar el ele hep ileriye. Umut dolu yarınlar var önümüzde. Ulu önderimiz büyük Atatürk. Hepsinin izinde yürüyeceğiz. Ulu önderimiz büyük Atatürk. Hepsinin izinde yürüyeceğiz. En büyük bayramdır 23 Nisan. Atamızdan bize büyük armağan. En büyük bayramdır 23 Nisan. Atamızdan bize büyük armağan. Haydi gelin çocuklar, bugün 23 Nisan, atamızdan bizlere büyük armağan. Bugün ülkemizin ve dünyanın geleceği olan siz çocuklarımızın bayramı. Yarınlarımızı şekillendirecek olan, dünyayı güzelleştirecek olan siz çocuklarımızın bayramı. Haydi gelin çocuklar, atamızın baş kahramanı olduğu o büyük masalın ebediyen devamı ve gelişerek güçlenen bir ülkeye sahip olabilmek için, iyi eğitimli, özgür bireyler olarak yaşamaya devam edebilmek için çalışalım. Sorumluluklarımızı yerine getirelim. Haydi gelin çocuklar. Bugün 23 Nisan. Atamızdan bizlere büyük armağan. Toprağa düşen bereketli yağmur tanesi. Baharda açan mis kokulu çiçektir. Çocukların beklediği rengarenk gökkuşağı. Gökyüzünde ışıldayan pırıl pırıl güneştir. Kıpır kıpır coşkudur içimdeki 23 Nisan. Atamızın baş kahramanı olduğu bir masaldır 23 Nisan. Thank you.
atamız ne kadar çok şey başarmış. O zorlu günlerde tüm bunları nasıl gerçekleştirdiler acaba? Bir zamanlar yoksul ama mutlu insanların yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkenin de bir de açgözlü ve bencil insanlar tarafından yönetilen komşuları varmış. Günlerden bir gün bu komşu ülkeler sahip olduğu değerli kaynakları birbirlerinden alabilmek için upuzun bir savaşa tutuşmuşlar. Bu savaş büyüdükçe büyümüş. Bütün bir dünyayı sarmış. Sonunda yoksul ve mutlu insanların yaşadığı ülkenin topraklarını da almak için askerlerle, gemilerle işgal etmişler. Ülkenin padişahı çok korkmuş. Tahtını korumak için her şeye boyun eğmiş. İşgalciler yollara, postanelere el koymuş. Silahları toplamış, gazeteleri denetim ve baskı altına almışlar. Halk ümitsiz, halk bitik, aydınlar dağınık ve karamsarmış. Ülkesinin bu kadar çaresiz durumda olmasını kabullenemeyen özgürlük sevdalısı, cesur ve kararlı bir komutan evinde aylarca arkadaşlarıyla konuşmuş. Toplantılar yapmış. Ülkesini kurtarmak için çareler aramış. Peki bulmuş mu? Sonunda bu çareyi halkta, halkıyla başlatacağı bir kurtuluş savaşında bulmuş. Her olasılığı düşünmüş. Bir başına hareket etmemiş. Amacını halka anlatmış, benimsetmiş. Hayale kapılmamış. Adım adım yürümüş. Yapamayacağını söylememiş. Söylediğini de yapmış. Milletine güvenmiş. Milleti de ona güvenmiş. Mitingler, toplantılar yapmış. Padişahın adamları bu mücadeleyi engellemeye çalışsa da başarılı olamamış. Halk onu kongrelerde başkan seçmiş. Onun liderliğinde bütün dernekler, bütün kuruluşlar birleşmiş. Tek yürek, tek yumruk olmuş. Yorgun ülke ayağa kalkıp olanca gücüyle seslenmiş. Ya bağımsızlık ya ölüm. Evet, evet gel otur ama daha bitmedi. Özgürlük sevdalısı, cesur, kararlı komutan ve dava arkadaşları uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Ankara şehrine ulaşmışlar. Ancak istenildiği gibi bir sonucun elde edilebilmesi için öncelikle yeni bir ordunun kurulması gerekiyormuş. Ama padişahın imzaladığı anlaşmalar nedeniyle ordunun silahları alınmış ve askerlerin çoğu terhis edilmiş. Cesur komutanın artık padişahla bir bağı kalmamış. Zaten tek bağı milletiyle kurduğu gönül bağıymış. Ancak özellikle bir meclisin oluşturulması ve ülkenin gerçek sahibi olan halkın bu meclise katılması çok önemliymiş. Peki cesur komutan ne yapmış? Cesur komutan hemen bir bildiri hazırlamış. Tüm ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamış. Hazırlıklar tamamlanınca 23 Nisan tarihinde Büyük Millet Meclisi toplanmış. Artık yeni ve özgür bir ülkenin temeli atılmış. Bundan sonra sadece halkın aldığı kararlar geçerli olacakmış. Bütün dünya bu tarihi habere çok geniş yer vermişler. Alınan kararlar, çıkarılan yasalarla Kurtuluş Savaşı kazanılmış. Kazanılması meclisin açılmasıyla sağlanmış. Savaşı kazandıklarına göre mutlu mutlu yaşamışlardı değil mi? Aslında tam da öyle olmamış. Çünkü halk yoksul ve cahilmiş. Daha çok yapılması gereken iş varmış. Yapılan devrimler, çıkarılan modern kanunlarla cehalete ve yoksulluğa karşı açılan savaşta bu meclisle kazanılmış ve bugünkü modern ülkenin kurulması sağlanmış. Artık bu ülkenin insanların tek dileği varmış. Yurtta barış, dünyada barış.
hayatı anlatan, umudu müjdeleyen, aydınlık yarınların güvencesi güzel çocuklarım. Bugün 23 Nisan. Bugün bayramların en güzeli. Bugün çocukların bayramı. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, bayramınızı kutluyorum. Sevgili Mefa ailesi, bugün dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir araya getiren bir bayram günü. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Bu inançla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Sevgili çocuklar, çocukları çok seven Atatürk, sizlere bugünü bayram olarak armağan ederken, her birinize verdiği önemi, sevgisini, inancını ve güvenini göstermiştir. Şimdi sizlere bu inancın kısa bir hikayesini anlatmak istiyorum. Bu hikaye, İstanbul Üniversitesi'nde kürsü başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı görevi yapmış olan Sadi Irmak'a aittir. Yıl 1923. Sadi Irmak, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken okulun panosunda bir ilan görür. İlanda Avrupa'ya öğrenci gönderilecektir yazmaktadır. Ülke savaştan yeni çıkmış, Lozan yeni imzalanmıştır. Bu durumda Avrupa'ya öğrenci yollamak lüks gibi gelir herkese. Sadi Irmak da şansını denemek isteyen 150 kişinin içindedir. Ve seçilen 11 kişi arasında şanslı bir şekilde kendisine yer bulur. Atatürk bizzat kendisi Sadi Irmak'ın isminin yanına Berlin Üniversitesi'ne gitsin diye not düşer. Fakat Sadi Irmak'ın gitmek ile gitmemek arasında kafası karışıktır. Berlin'e gitme vakti geldiğinde cevabını bilmediği sorularla sirkeci garına gider. Gitsem mi, kalsam mı? Beni orada unuturlar mı? Para yollarlar mı? Tam gitmemeye karar verdiği ve geri döndüğü sırada bir posta dağıtıcısı ismini çağırır. Mahmut Sadi, bir telgrafın var. Benim der. Telgrafı açar ve okur. Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz. İmza Mustafa Kemal. Okuyunca düşündüklerinden utanır. Şimdi gel de gitme, git de çalışma, dön de bu ülke için canını verme der. Düşünün, 1923'te o kadar işinin arasında 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne hissettiğini öngörebilen bir liderin önderliğinde bir ülke. Sadi Irmak eğitimini tamamlamış, çok başarılı olmuş ve ülkemize alev olarak dönmüştür. Önce İstanbul Üniversitesi Genel ve Beşeri Fizyoloji Enstitüsü'nü kurmuş ve kürsü başkanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra 1974 yılında 38. Türkiye Hükümeti'ni kurarak başbakanlık görevi yapmıştır. Gelelim bu hikayeyi sizlere niçin anlattığıma. Bazen hayatın akışına kaptırır insan kendini. Sahip olduğu değerleri ve şansı fark edemez. Sanırım bunları hatırlatmak istedim sizlere. Ne mutlu sizlere ki dünya lideri Atatürk'ün kurduğu bir ülkenin çocuklarısınız. Ne mutlu sizlere ki çocukları çok seven bir eğitimci, Doktor İbrahim Arıkan'ın kurduğu MEF okullarının öğrencilerisiniz. Aldığınız eğitimin izlerini yaşam boyu taşırken yüreklerinizdeki iyilik, gözlerinizdeki sevgi ve yüzünüzdeki gülümseme ile dünyamızı aydınlatın. Sizlerin Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, nitelikli, aydın, insana değer veren nesiller olarak yetiştiğinizi görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır. Atatürk'ün düşüncelerinden, ilke ve devrimlerinden güç alarak çizdiği yoldan ayrılmadan yürüyeceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Bayram çocuklarla güzel. Bayram onların sevincine, heyecanına, umutlarına, hayallerine ortak olunca güzel. Bayram geleceğimizi emin ellere bırakmanın güveniyle güzel. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yürekli
Mefte Bayram coşkusu devam ediyor. Az geldik, çok çalıştık. Pandemiyle savaştık. Öğrencilerimizle birlikte yılmadık. Hep ileriye, daima ileriye felsefemizle MEF ailesi olarak sorumluluklarımızı unutmadık. Tüm çocukların eğitim alabileceği, özgürce, barış içinde yaşadıkları, kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olabildikleri bir toplum için üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Günlerdir yolunu bekledik durduk. Hoş geldin 23 Nisan.
23 Nisan 2021. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bayram çocuklarımızla güzel. Bayram çocuklarımızın neşesine, heyecanına, umutlarına ortak olunca güzel. Bayram geleceğimizi büyük bir güvenle teslim ettiğimiz çocuklarımızla birlikte kutlayınca güzel. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.